Günaydın. Herkese kocaman merhaba. Saat daha çok erken kalktım. Bir makyajımı yaptım. Kuzenlerimle, teyzelerimi kahvaltıya çağırdım. Bahsetmiştim Almanya'dan gelen teyzem, yani Almanya'da olan teyzem Türkiye'ye yerleşti. Ama normalde Ayvalık'ta kısa süreliğine geldi. Burada işte diğer teyzeme kalmaya geldi. Biraz bizde de kalacak. Ben de o buradayken ve ben de buradayken ağırlamak istedim. Annemlerin evindeyken biliyorsunuz okullar ara tatile girdi ve ben de hemen Nil'le annemlere geldim. Durum böyle olunca onlara böyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım istedim. Çünkü ben zaten çok seviyorum misafiri, kahvaltıları, pazar sofralarını. Bugün günlerden pazar değil ama olsun, yani şu an bir haftalık izinde olduğumuza göre bana her gün pazar. Beraber kahvaltı hazırlayalım istiyorum böyle. Bu salona kuracağım, bu masayı hazırlayacağım, size göstereceğim masayı zaten. Çok mutluyum, yani kuzenlerim de gelecek. Böyle kalabalık aile, kalabalık sofralar çok güzel oluyor. Çok keyifli bir gün olacak hissediyorum. Görüşürüz. Tabakları kullanayım diye düşündüm. İçine yeşillikleri, domatesleri koyarım. Böyle güzel güzel sunumlar hazırlarım diye düşündüm. Thank you.
Annem böyle pakette domates kuruları almış. Ben bunu doğal zeytinyağı ve böyle rendelenmiş sarımsakla marine edeceğim. Ortaya koyacağım. Çok güzel olacak. Tüm domateslerin zeytinyağına değmesi çok önemli burada. Zeytinyağına değecekler ve yumuşayacaklar böyle hafif. Güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Deneyin. Beni biliyorsunuz, böyle ıspanakları, sebzeleri önceden yıkıyorum ve bazen böyle ıspanağı hafif zeytinyağıyla, kendi suyuyla kavuruyorum. Sebzeyle soteleyip buzluğa atıyorum. Sonra yumurtalı bir şeyler yapıyorum böyle. Diyette de çok uygun oluyor. Diyette olanlar varsa da kullanabilir. Böyle misafir için de çok güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi masamızı yerleştirmeye başlayacağız. Şu köşeyi kuracağız. Bu köşeyi hazırlayacağız. Sos hazırladım. Avokadoyu, yarım avokadoyu ezdim. Sarımsak ve doğal zeytinyağı ile böyle marine ettim. Karıştırdım. Çok lezzetli oluyor. Biraz da tuz serptim ben. Deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Doğal reçellerimiz, marmelatlarımız da geldi. Hepsini annem kendi yaptı. Bunlar da masadaki yerini alsın. Çayımız kaldı. Çayımızı demleyeceğiz. Böreklerimiz var. Sosis yapacağım biraz. Onun haricinde ıspanak görmüştünüz zaten, bahsettim. Ben böyle yeşillikleri çürümesin, bozulmasın diye eğer fazla aldıysam mutlaka böyle kavuruyorum. Sebzeyle soteliyorum, kıymayla buzluğa atıyorum. Ve omlet yaparken yumurtalı şeyler de kullanıyorum. Bunu da bugün, yani o gün anneme geldiğimde hemen yapmıştım. Böyle ıspanaklarımız vardı. Baktım hani içi geçecek gibi geçmesin. Hani böyle yapalım, kullanırız dedim. Çok lezzetli oluyor. Aklınızda bulunsun. Şu kuru domates de deneyin. Sarımsak, böyle zeytinyağı inanılmaz lezzetli oluyor. Biraz tuz serpebilirsiniz üstüne. Böyle masamız hazır olmak üzere. Bekliyoruz. Masamızın son hali bu. Şimdi geldi misafirlerimiz. Daha doğrusu teyzemler. Oturacağız sofraya.
Şimdi kuzenlerim gitti, teyzemler kaldı. Çok güzel bir kahvaltıydı. Sohbet ederken böyle ve Enil biraz böyle bugün gergindi. O yüzden kamerayı elime alamadım, açamadım. Nil'in gerginliği geçti. Şimdi biz dışarı çıkacağız. Böyle biraz dolaşacağız. Belki bir yerlerde otururum. Kahvaltı yaparken açamadığımız vakti öyle telafi ederiz. Böyle bakalım nasıl bir gün olacak, nasıl geçireceğiz günü. Bu arada böyle Mickey'li küpeler aldım. Nil Mickey'yi çok seviyor biliyorsunuz. Görünce çok mutlu olsun diye. Gerçekten çok beğendi. Annemin Mickey'li küpeleri var diye dolaşıyor evde. Birazdan görüşürüz. Bu detayı neden verdim bilmiyorum ama bence çok güzel. Dışarı çıktık geldik ama ben böyle hep ince şeyler getirmişim üstüme. O yüzden çok üşüdüm. Deri ceketle gelmiştim. Bayağı üşüdüm. Ve böyle çok böyle pazara gittik. Sebze meyve aldık. Biraz böyle kıyafet aldık derken üşümüşken çekemedim video. Eve gelince çekeyim dedim. Şimdi geldik, yemeğimizi yedik. Sofrayı topladık. Birazdan kahve faslına geçeceğiz annemle. Pazara uğrayıp bir şeyler almıştık. Biz ikimiz de çok seviyoruz böyle pazar dolaşmayı. Ben Nile de böyle pazardan bir şeyler almaya bayılıyorum. Güzel parçalar buldum. Benim için güzel parçalardı. Sevdiğimiz böyle bir yer var. Pazarın içinde ayrı bir pazar. Güzel şeyler oluyor. Geldiğimde zaman zaman bakıyorum. İki tane kazak aldım oradan. İkisini de çok içime sinerek aldım. Bordo tüylü böyle bir montum var benim. Çok seviyorum onu da. Nile hamileyken almıştım. Nile hamile olduğumu bilmiyordum. Bir hafta sonra öğrenmiştim. O montumun içine giyerim diye düşündüm. Tam onunla aynı ton ve böyle hemen hemen aynı yapıda. 35 liraya almıştım. Demin denedim. İnanılmaz güzel durdu. Böyle gerçekten çok hani şık. Çok güzel duruyor. Böyle bunu güzel kombinlerim. İçine gömlekle de giyebilirim. Hafif böyle yarım atletlerle de giyebilirim. Güzel değerlendirebilirim. Kullanabilirim diye düşündüm. Bunları yıkayıp yarın artık giyerim. Bir de turuncu bir şey aldım. Bunu biraz büyük aldım. Böyle large aldım. Dökümlü olsun diye. Ben çok kısa şeyler giyemiyorum. Daha önce de söylemiştim. Hem sezaryen göbeğim olduğu için hem de çok tercih etmiyorum. Çok sevmiyorum. Yani kendime yakıştırmıyorum ama başkası giydiğimde çok beğeniyorum. O ayrı konu. O yüzden de böyle hani bu biraz kısa bir şey. Turuncu böyle. Kolumda bir yazı detayı var. Late yazıyor, geç yazıyor. Çok beğendim ya, çok hoşuma gitti. Bunu da böyle bu ara gömleğe çok sardım. Hani böyle gömleklerle çok rahat giyerim. İçine gömlek giyip alttan sarkıtıp, çünkü yazısı beyaz detaylı ve beyaz gömlek giyip altından sarkıtabilirim, tight giyebilirim, işte altına kot giyebilirim. Çok hoşuma gitti. Bunu da hemen aldım. Bu da 35 liraydı. Kısa biraz. Yani aslında denedim, giydim. Zaten birkaç video sonra giyerim buradayken. Çok kıyafet getirmemiştim yanımda. Giyerim zaten görürsünüz. Hani bu akşam ben bunları yıkamaya atarım. Hoş yani. Bu da 35 liraya aldığım bir şey. 100 defa 35 lira demesem daha iyi olabilirdi. Başka ne aldık? Bir de annem şöyle bir şey aldı. Bunu da 35 liraya aldık yine. Böyle düz bir bu renk bir şey yokmuş. Düz bir kazak aldı. Bunlar çok kullanışlı şeyler. Her yerde kullanılabilecek şeyler. Aldığım parçalar çok içmesinde. Trendyol'dan kitap alışverişi yapmıştım. Trendyol'dan değil, BKM kitaptan almıştım. Diğer kitap sitelerine göre bana daha uygun geliyor. Biraz böyle Nil'in gelişimiyle ilgili, biraz da kendimle ilgili kitaplar almıştım. O kargom da geldi ama içeride ve hepsini açamadım. Ayrı bir videoda zaten gösteririm. Kitaplardan bahsedeceğiz zaten. Pijamalarım geldi. Trendyol'dan pijama söylemiştim. Söylemiştik. Söylenmişti. Böyle. Ben dökümlü dursun diye medium tercih ettim. Böyle dökümlü durdu, güzel durdu. Kumaşı da güzel. Kullandıktan sonra renk atar mı bilmiyorum. Mesela şunlar hakkında bilgi vermeyeceğim. Çünkü hani hiçbiriniz burada değilsiniz muhtemelen. Ve hani bir tane gelmiştir. Ve kumaş hakkında bilgi versem de hani sizin için çok önemli olmayacak. Ama Trendyol'dan ya da işte mağazadan aldığım bir şey hakkında biliyorsunuz ki bilgi vermek istiyorum. Çünkü hani parasına kıyıp insanlar veriyor. Ve bazen pazarlama kurbanı olabiliyoruz. Yani İki giyimden sonra ya kumaş çekiyor ya kendini salıyor. Ben bunu denedim, çok güzel. Yıkayayım bu akşam. Yıkadıktan sonra konuşuruz. Olur mu? Çok güzel bir şey ya. Çok güzel. Çok güzel bir pijama. Öyle bu kadar. Benim boyuma göre, benim boyum kısa.
Benim boyuma göre de iyi yani. Hani uzun boyluysan nasıl gelir bilmiyorum ama böyle 1.56, 1.57, 1.58 civarındaysan bence güzel yani. Hani en azından benim için boyu iyiydi. Çok güzel. İnşallah rengi de solmaz. Güzelce kullanırız. Birazdan kahvemizi içelim. Sonra zaten veda ederiz. Böyle anne evinin, baba evinin huzuru çok başka oluyor. Ama insan kendi evinde özlüyor. Teyzemlerleydik bugün. Çok güzeldi. Ben çok seviyorum zaten. Hep diyorum geniş aile, mutfak, işte yemek yemek. Kendim bu ara yediklerime dikkat ediyorum ama onlara bir şeyler hazırlamak benim için böyle çok keyifli geliyor. Çok güzel geliyor. Güzel bir gün oldu. Bir de kahveyle taçlandırırsak, annemle sohbette taçlandırırsak daha güzel olacak. Öpüyorum şimdilik. Ertesi günden merhaba. Teyzemler gelecek. Tekrar bugün onlarla görüşeceğiz. Aslında dışarı çıkacaktık kahve içmeye ama hava biraz kapattı. O yüzden çıkmak istemedik. Evde oturalım dedik. Hurmalarımız vardı. Çıkmak istemişiz. Cennet hurmalarımız vardı. Onların olgunlaşmış olanları blenderdan geçirdim. Üstüne tahin ve ceviz ekledim. Çok güzel, çok lezzetli, çok sağlıklı, kolay böyle kuplar elde ettim. Aklınızda bulunsun. Tam böyle cennet hurması mevsimi. Yani kolay bulunuyor. En azından bizim buralarda kolay bulunuyor. Hemen böyle aparatif hazırlayabilirsiniz misafiriniz gelecekse. Akşam da arkadaşlarımla çıkacağım. Sizinle beraber makyaj yaparız, hazırlanırız. Ayarlayamazsınız dedik. Göstereyim mi seni? Hayır, size şimdilik göstermem. İzin vermiyor. Ne yapalım, değil mi? Tatlıyı gösterir miyiz birazdan? Ama ben yaptım tatlıyı. Göstermek istiyorum, görsünler. Nil hepsini yiyecek. Cennet hurması yiyecek Nil, değil mi? Tahin yiyecek, ceviz yiyecek. Bir de bol cevizli erişte yaptım. Üstüne yağ böyle hani kızdırırım. Güzel, kolay, böyle lezzetli ikramlıklar olur. İkram bekledikleri için değil ama hani böyle ben çok seviyorum ona geldiğinde bir şeyler yemeği yiyelim, içelim. Ben yemeyeceğim ama. Hepsini bitirecek Nil. Görüşürüz. Şimdi artık hazırlanma faslına geçiyorum. Nil'i uyuttum ve böyle bir kahve içmeye çıkacağım. Görüştüğüm arkadaşlarım da biliyorsunuz böyle ilkokul grubum. Her fırsatta ailemin yanına geldiğimde görüşüyorum. Ya da şehirlerimiz yakın zaten. Onların yolu düşerse uğruyorlar. Kahvemizi içeceğiz güzelce. Siyah bir elbise giydim. Çok fazla bir şey getirmemiştim zaten yanımda. Öyle düz siyah sade bir elbise giydim. Makyajımı yapacağım. Saçım zaten normal, düz, her zamanki hali gibi biliyorsunuz. Şöyle toplayayım da daha rahat olsun. Küpelerimi takarım ve tamam olur diye düşünüyorum. Çok makyaj yapmayacağım. BB krem kullanacağım. BB krem süreceğim. Yüzümdeki o akneler ve sorun gitti. Bu arada BB krem kullanmanın ve yüzü temizlemeden, cildi temizlemeden yatmamak gerçekten çok önemli. Ben eskiden inanılmaz makyaj yapıyordum. Ya yani inanılmaz dedim, inanılmaz güzel anlamında değil de hani çok fazla makyajlı geziyordum. Gün içinde de yapıyordum ama artık mümkün olduğu kadar gün içinde makyajlı olmamaya çalışıyorum. Hafta sonu zaten hiç yapmamaya çalışıyorum eğer evdeysem. Bir yere gideceksem de BB krem sürüyorum ya da renkli güneş koruyucu sürüyorum. Altına renkli bir nemlendirici kullanıp ve dönem dönem o geçirdiğim ufak tefek sivilcelenmeler de son zamanlarda iyice bitti. Çünkü son zamanlarda daha fazla temizliyorum ve daha çok nemlendiriyorum. Çünkü karma bir cildim var. Yani yağlı olan bölgeler çok yağlı ama kuru olan yerlerde pul pul olacak şekilde. Mesela şu BB krem yetti. Çok güzel, kapanmadık. Hiçbir yer yok. Çok azıcık kullandım zaten. Gözaltı kapatıcısı kullansam mı? Aslında gerek yok bugün için ama son zamanlarda hiç uykumu alamıyorum. Öyle hissediyorum.
Gözlerim yanıyor gibi hissediyorum. Yanıyor ve batıyor gibi hissediyorum. Böyle hep bir yorgunluk hissediyorum. Ne olur ne olmaz. Gözaltı kapatıcısını kullanayım. Bir şey yok ama olsun. Bazen çöküyor böyle göz altlarım, hissediyorum. Tamamdır. Yetti. Şu rujumu kullanayım. Çok canlı duruyor. Güzel duruyor. Odanın ışığı da çok şey. Rahat görünüyor muyum? Çok parlak. Bir tık daha, yani çok sarı, çok parlak. Bir tık daha az sarı olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bir tık yağlanan yerlerime pudra süreyim. Şuralarım yağlanabiliyor. Burnum. Ve bazen alnım. Çok değil. Şöyle bir değdirdik. Bitti. Işık çok fazla sarıydı odada. O yüzden makyaj çok görüldü mü emin değilim. Şöyle sade bir makyaj. Çok sarı olduğu için ben de yaparken kameraya bakarken anlayamadım. Saçımı aslında şöyle bir tarayıp ayırıp arkadan topuzla yapabilirim. Şöyle bir tokam var. Damla'nın hediyesiydi. Aslında onunla böyle toplayabilirim. Güzel olabilir ama yok ya, bu akşam toplu olmak istemedim. Toplamayayım. Şöyle atayım kulağımın arkasına. Saçımı kestirdim biliyorsunuz, kat attırmıştım. Sonra katı beğenmedim. Tamamen dümdüz kestirdim. Uçlardaki böyle sarılar yine kaldı. Yakın bir zamanda da ombreye tekrar döneceğim. Ne taksam? Şöyle küpelerim var. Bunları takabilirim. Şunları takabilirim. Şu büyük gold küpeleri çok seviyorum. Çünkü siyah düz bir şey giydim. O gold küpeler de olabilir.
Şöyle beyaz top küpe de çok seviyorum ben ama. Bu da hoş durabilir. Şurada minik kristal küpelerim vardı. Onları çıkartayım. Tamamdır. Şimdi çantamı değiştireyim bir de. Küçük bir çanta kullanıyordum. Şimdi de çizmelerimle uyumlu olsun diye daha büyük bir çantaya geçeceğim. Diğer böyle hafif topuklu ayakkabı almıştım. Size o topuklu ayakkabılarımı gösteririm. Böyle bote gibi bir şey almıştım. Bir dahaki videoda herhalde giyer gösteririm. Onu kullanmıştım dün. Şimdi bugün normal çizme giyeceğim. Siyah çizme, siyah çanta alacağım. Çantamı da düzenleyince hiçbir iş kalmamış oluyor. Böyle hazırız.